Herkese merhabalar. Elementlerin sınıflandırması konumuzla beraberiz. Tonguç Evin abi benim seninle beraber elementleri sınıflandıracağız. Peki nasıl sınıflandıracağız? Bakalım. Elementleri bir kere metaller, yarı metaller ve ametaller olmak üzere 3 temel gruba ayıracağız. Ve bunların özelliklerini beraber öğreneceğiz. Bir kere zaten periyodik tabloyu görmüştük. Periyodik özellikleri öğrenmiştik. Ama şimdi de grup, işte aynı zamanda periyot ve benzeri bu kavramlardan sonra bir de bunların periyodik tabloda nerede olduklarına, elementlerin özellikleri nasıl olduğuna beraber bakacağız. Ve bununla alakalı da süper bir şekilde metallerin işte genellikle katı halde olduklarını, ametallerin genellikle katı sıvı gaz 3 halde de olabildiklerini, yarı metallerin nerelerde kullanıldığını, bor ülkemizde en fazla bulunan metal mesela, bunların özelliklerini beraber öğreneceğiz. Süper bir ders geçecek ve bununla alakalı hemen ödevimizi vermek istiyorum. 0'dan 8'e sayısal olan arkadaşlarımız için ödevimizi hemen baştan vereyim. Ondan sonra da bir yanlış anlaşılma olmasın. Hemen burada madde ve endüstri ünitemizin aslında önemli bir kısmına geldik. Elementleri sınıflandırıyoruz ve bununla alakalı sayfa 216'dan 219'a kadar yapmanızı istiyorum. 0'dan 8'e sayısalımız varsa, taktikli kitabımız varsa, taktikli fen kitabımız varsa da burada da aynı şekilde elementleri sınıflandırma kısmı test 35, test 36 ve test 37. 3 tane testimiz var ve dijital sorular var. Unutmayın, dijital sorular da 2 adet ekstra yeni nesil soru demek ve bunu kitabın aktivasyonunu da aslında kitabın arka iç kapağından nasıl olduğunu anlayıp buradaki kodu kazıyarak da yapabilirsiniz diyorum. Onu da hatırlatmış olayım. Dinamo kitabı olan arkadaşlarımız için de, yeni nesil Dinamo fen kitabı olan arkadaşlarımız için de hemen sayfasını vermek istiyorum. Basınçtan sonraki kısım, yani periyodik tablo, elementlerin sınıflandırması, test 38, 39, 2 tane testimiz var. Dinamo kitabımızdan yine dijital sorularımız var. Dikey ve yatay olmak üzere yeni nesil sorularımız var. Ve Zoru Bankası'ndan da, Zoru Bankası fen kısmından da hemen sana sayfanı vermek istiyorum. Test 32 ve test 33'ü yapmanızı istiyorum. 2 tane testimiz var. Hadi bakalım o zaman. Şimdi muhteşem bir şekilde dersimiz başlasın. Elementleri biz üçe ayırıyoruz sonuçum. Bir tanesi metaller, ikincisi ametaller. Ne demek ametaller Tonguç'um? Metal olmayanlar demek bu kadar basit aslında. Yarı metaller ise tam ortasındaki. Yani 3 grup. 1 metal, 2 ametal, 3 de yarı metal diye 3'e ayırıyoruz hocam. Metalleri inceleyelim mi seninle beraber? Hocam metaller, evet, inşaatta kullanılır. Zaten ametalin içinde amele yazıyor. Bakın dikkat edin. Ametaller. Ne diyorsun? Evet, tebrik ederim seni. Tonguç'um metallerde bak. Alüminyum, lityum, sodyum, ondan sonra çinko, ondan sonra demir, ondan sonra bunun gibi elementler var aslında. Elektrik ve ısıyı iyi iletirler Tonguç evladım benim. Metallerin en önemli özelliklerinden bir tanesi hem elektriği hem ısıyı iletir. Hem de tel ve levha haline getirilebilir. Yani kırılgan değildir. Bunu unutma. Kırılgan değildir. Tel ve levha yapılabiliyor. İşte ne yapıyoruz? Biz bu ataşı nasıl yapıyoruz? Aslında bir metalden yapıyoruz. Tel haline getirmişiz görüyorsan. Kendi aralarında birleşik oluşturamaz Tonguç'cum. Ametaller sınıfına bakarsak elektrik ve ısıyı iyi iletmezler Tonguç evladım benim ametaller. Yani metaller gibi değildir zaten, tam tersi. Kırılgandırlar, dolayısıyla tel ve levha olamazlar. Tel ve levhaline getirilemezler. Kırılgandırlar metallerle ne yaparlar? Birleşik oluştururlar. Hatta bileşik, özür dilerim. Metallerle bileşik oluştururken elektron alırlar. Geldik. Bir tane model soruyor. Bir bölümü verilen periyodik tablo. Periyodik tabloyu biliyoruz zaten artık Tonguç. Ezberledik hocam artık. Bazı elementlerin yerli verilmiştir. Tonguç'um bak, periyodik tablo. K mesela H esas. Yanlış yazmış. Evet. Helyum gazı, kendisi özel bir tarzı var. Hayır, hidrojen dokuz evladım benim. H işte, neyse. Evladım tebrik ederim bak. Bütün H'ler benim gözümde aynı. Hiçbirini birbirine ayırmam. Hepsi bak, çocuklarım periyodik gibi. Tablo ne diyorsun? Periyodik tabloda hatırlıyorsan elementleri. Bak Tonguç'um, buraların hepsi metaldi. Buraların hepsi metaldi. Ondan sonra şuralar ametaldi. Bak şuraların hepsi ametaldi. Şu arası yarı metaldi Tonguç evladım benim. Dolayısıyla biz hemen şuraya bakalım. Ama şurada bir istisna vardı. Bak burası maviydi Tonguç. Burası istisnaydı. Burada da hidrojendi. Buna göre KL benzer kimyasal özellik. Şimdi bir kere bu metal. Ama bu metal değil. Bu çıkıntı olan hidrojendi. K dediğimiz şey... K dediğimiz şey, bak şunu unutmayacağız. K dediğimiz şey hidrojendir Tonguç. Dolayısıyla hidrojen apayrı çıkıntı bir yapıdadır. Dolayısıyla benzer kimyasal olarak taşımaz. Bu yanlış. M elementi K ve L ile bileşik oluşturur. Bir kere K, hemen şunu yazıyorum. K ametal Tonguç. Burada çıkıntı olduğu için. L bir metal Tonguç evladım benim. M de sağda olduğu için bir ametal. Şimdi
Ne demiş? M elementi yani bir ametal K ve L ile birleşiyor, oluşturuyor. Doğru. Hem ametalle birleşebilir mi ametal? Hem de metalle birleşebilir. Doğrudur. Tebrik ediyorum. L elementi ısı ve elektriği iyi iletir demiş. L elementi metal olduğu için iyi iletir. Tebrik ediyorum seni. O yüzden cevabımız 2 ve 3'tür diyoruz ve geçiyoruz. Yarı metallere baktığımız zaman fiziksel özellikleri ve görünüşleri metallere benziyor. Kimyasal özellikleri ise ametallere benziyor. Yani mesela bor, silisyum, germanyum, asmiyum böyle garip garip ametaller. Ama bizim en fazla bilmemiz gereken bor ve silisyum. Günlük hayatta da çok kullanılıyor bunlar. Mesela bor elementi ısı camlarda, roketlerde, raket yazmışız, roketlerde, nükleer santrallerde kullanılıyor. Mesela silikon vadisinin oluşturan şey aslında silisyum elementi. Bu da bilgisayar sistemlerinde çok kullanılıyor diyoruz. Ve ametallerden en önemlisi nedir desem 8A grubudur. O çünkü soy gazdır. Soylu pırtı. Asal gazdır. Yani bunlar çok elitlerdir. Soyludur bunlar. Pastırma Hergele kokar. Necmi. Hergele Necmi. Arsız arsız bir dakika. Arsız. Karısını kesiyor böyle. Karşıdan kesiyor böyle. Gözlerinde kesiyor. Tarlamaya çalışıyor. Arsız kroyu kesip rendeledi. Tamam mı? Kroyu mu? Evet. Hergele Necmi arsız kroyu kesip rendeledi. Tekliğinde bir kısaltmamız da var burada. Ama burada Hergele Necmi arsızı bilsen yeter Tonguç Hocam. Hergele Necmi arsızdır. Yani henar dediğimiz kararlı halde bulunan, tamamen kararlı, asla ve asla kimseye ihtiyacı yok, çok soylu, birleşik falan yapmaz, hiç kimseyle birleşmez bunlar. Çünkü asiller, hiç kimseye ihtiyaç duymaz. Ne elektron olur, ne elektron verir, hiçbir şey yapmaz. Elektrik vasıyla iletmezler, hiçbir şekilde umurunda bile değil. Gaz halindedir, o yüzden zaten soy gaz diyoruz, bunu unutmayalım Tonguç'um. Ne demiş mesela, helyum, ne demiş Tonguç evladım benim? Hocam, içini helyumla doldurdum, balonla beraber uçar mıyım? Aynen, helyum gazı uçan mesela gaz şeklindedir, unutmayalım. Hocam, geçen gün bir video izledim Instagram'da, ne oluyor biliyor musunuz? Evet canım. Adama balonlar takıyorlar doğum günü hediyesi diye. Evet canım. Bir sürü balon, adam uçup gidiyor ve 3 gün sonra çölün arkasında buluyorlar. Ay yani. Gerçekten saçma sapan. Evet, çok acıklı bir hikaye hocam ya. Adama hediye ediyor adama, ölüme göre. Aynı periyotta bulunan KLM elementlerine ait bilgiler verilmiştir. Hemen bir periyodik tabloyu çizdiğimiz zaman, şöyle bir periyodik tabloyu çizdiğimiz zaman, demek ki aynı periyotların periyot neydi? Bu yatay sıraydı. O zaman KLM buralarda bir yerde. Ya bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Doğada kararlı halde bulunur. Kararlı halde olan hangisi? Soy gazlar. O zaman en sağda, yani 8A grubunda olduğunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. K'yı buraya yapıştırdım bile. Sonra demiş ki kırılganım, tel haline gelemem. Nerededir o zaman bu? Ametaldir. Yani buralarda bir yerde. O zaman L'yi de bu tarafa bir yere koyarım. Hop hop hop. Sonra demiş ki atom numaram L'den küçüktür. Tamam, zaten M solda olduğu zaman atom numarası L'den küçük oluyor. Zaten solda olanların atom numarası küçük, sağda olanların atom numarası büyüktü. Aynı periyot için konuşuyorum. Demiş ki buna göre periyodik tablo nasıl sıralır? Aynı periyot olduğuna göre bu olacak zaten. Bu ikisi olacak. Bu olamaz çünkü aynı periyotta değil üçü. Burada da aynı grupta bunlar. Aynı periyotta değil. O zaman cevabımız MLK. Yani melek seçeneğimizi seçiyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz ve geçiyoruz. Geldik sınav tarzı soruya. Artık gerçekten gerçek yaşam kızım problemi kızım, aziz, ve aziz. Birazcık daha tarihi bilgilerin verildiği ama sonuçta senden bu bilgiyi istemiyor. Sadece bunu yorumlamanı bekliyor. Gelelim bakalım. 1868 tarihinde Fransız astronom Pierre Janssen X elementini keşfetti. Aynı yıl İngiliz gökbilimci Norman Lockyer de Londra'daki güneş gözlemleri sırasında X elementini keşfetti. X elementi neymiş bakalım. X elementi renksiz ve kokusuz olmasıyla birlikte kararlı yapıda olduğu için birleşik oluşturamadığı gözlemleniyor. Kararlı ve birleşik oluşturamıyor. Bitti. O zaman cevabımız helyumdur. Buna göre bu element hangisi demiş? Ya 1A kararsızdır. Kararsız. Ametaldir. Oksijen ametaldir. Azot ametaldir. Genellikle bak şunu unutma Tomucuğum. 1A, 2A ve 3A metaller grubudur Tonguç'um. 5A, 6A ve 7A ametallerdir Tonguç'um. 4A da bazen bunun içine girer. Bunu da unutmayalım. 8A ise soy gazdır. Soy gaz özel bir ametal olduğu için bunu ayrı yazdım. Normalde bu da ametal ama ayrı bir ametaldir diyoruz. O zaman ödülü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım, saygılar.